Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere LG'nin 2018 modellerinden 43UK6470 kodlu modelini tanıtacağız. Bu ürünümüz 2017 ürünlerine bakan arkadaşlarımız fark edecektir. Geçen sene UJ630 serisinin birebir aynısı. Hiçbir farklılık yok. Kasa dizaynından tutun, kasanın kalınlığına, çıtaların genişliğine, plastik olmasına, her şeyine kadar aynı. İçerisine yine VWOS 3.5 işletim sistemiyle geliyor. Kullanım şekli de aynı. Hiçbir farklılık yok. Şöyle bir menümüz var. Sağ tarafa gittikçe menülerin değişmektedir. DLNA, Mirakes gibi bağlantı, telefondan bağlantı aktarma özelliği yapabiliyorsunuz. Bluetooth özelliğimiz mevcut. Bundan tabii ki sadece ses aktarabiliyorsunuz. Yani bir hoparlör sistemi mesela kulaklık bağlayabiliyorsunuz ama görüntü aktarma yapamıyor. Veyahut da dosya aktarımı yapamıyor. Web tarayıcımız yine mevcut. Geçen sene bahsedilen bu yetersiz bellek uyarılarını henüz vermedi. Bir iki sefer film izledik, denedik. Ama birazcık daha izledikten sonra diğer videolarımızda paylaşırız eğer öyle bir hata verirse. Büyük ihtimalle verecektir. LG onu pek düzeltme taraftarı değil nedense. Onun haricinde bunlarda en büyük özellik olarak böyle adlandırılan ThinkEye diye bir özellik eklendi. Aslında eklenmedi. İçlerinde sihirli kumanda ile birlikte bu sesli komut özellikleri mevcuttu bütün cihazlarda son 3-4 yıldır. Bu sesli komutu geliştirmeye çalışmışlar. Türkçe bir şekilde işte YouTube aç vesaire, Netflix aç gibi şeyler kullanılarak cihazlara kolay erişim sunuyor. Ama bu cihazımızın içerisinden sihirli kumanda çıkmıyor. Standart bir kumanda çıkıyor. Harcan alırsanız bu sihirli kumandayı destekliyor. Yine 4K aktif HDR özelliği var. İçerisinde tabii ki 4K uydu alıcısı mevcut. Wi-Fi özelliği tabii ki var. Olmazsa olmaz artık. İsterseniz de cihazımızın arka tarafına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi cihazımızın yan tarafında yine PCMCI kart slotu mevcut. Bir altında 2 tane HDMI, 1 tane USB girişi var. Arka tarafa da konuşlandırılmış 1 tane HDMI, 1 tane USB giriş, LAN bağlantısı, optik ses bağlantısı ve komponent giriş mevcut. Tabi anten girişleriyle beraber. Yani çok ekstra bir şey yok. USB 3.0 yok. Ne bileyim artık kulaklık girişlerini üst modellere koymaya başladılar. Kulaklık girişi yok. Bu ürünümüzde Türkiye'de birleştiriyor. Artık biliyorsunuz 2 senedir LG Türkiye'de cihazlarını birleştiriyor. Muhtemelen bir maliyet kaygısından kaynaklıdır. Ürünümüz hakkında anlatacaklarımız bu kadar. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın.